Evet güzel insanlar, transferde artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Avrupa'da transfer tahtası kapandı. Görüldüğü üzere dün gece son sayfada hep kırmızılar verildi. İşte özellikle Galatasaray'da Falcao oraya gitti. Muhammed geri geldi, olmadı. Samatta gitti. Beşiktaş'ta işte Montero geldi, havalimanında karşılandı falan. Bu tip gelişmeleri gördük. Ama şimdi Türkiye'de biliyorsunuz süreç bir süre daha devam edecek. Fakat UEFA listesi 2'yi 3'e bağlayan gece. Şimdi Beşiktaş'ın burada beklediği ve son gelişmeleri size şöyle aktarayım. Yetkili ağızlardan aldığım bilgiler bunlar arkadaşlar. Bir 8 numara transferine hayır demez Sergen Hoca. Fakat transferin son günleri illaki bir 8 numara alalım diye de çok böyle sıradan bir oyuncuyu da istemiyoruz demiş hoca. Haklı. Yani kadro olsun, hani oynatmayacağın adamın illaki kadroda olsun diye bir transfer kesinlikle yok. Olmayacak. Fakat birinci sırada isim halen Fernandez. Gerson Fernandez. Olursa, ki olma payı var biraz. Olursa olur. Olmazsa zaten eğer liste verileceği için ondan sonra da ben pek sıcak bakacağını da zannetmiyorum. Önemli olan o listeden önce olması. Efendim olsun, ligde oynar, Avrupa'da oynamaz. O da başka bir farklı bakış açısı. Bu bakış açısından dolayı da hoca böyle bir karar verirse de ona da saygı duyarız. Çünkü hocanın işi, hocanın kurgusu. Fakat Gerson Fernandez dışında işte efendime söyleyeyim bir sürü isim yazıldı, çizildi. O isimlerden birinin olması halinde hocanın itirazı yok. Fakat aslında nokta şu, bak bir şey kaçırıyoruz. Kaan Ayhan olmadığı için mi Montero alındı? Yok, Montero alındığı için artık Kaan Ayhan transferi olmaz mı? Bu soruların cevapları çok önemli. Çünkü nereye gelecek? Bir 8 numara beklentisi var. Olmazsa olmaz. İlla ki 8 numara alacağız diye bir şey yok. Fakat devre arasına kalır mı 8 numara? Kalabilir. O başka. İyi bir isim olur. Kalabilir. O beklenir. Fakat Kaan Ayhan'da şöyle bir durum söz konusu. Kaan Ayhan'da geldiği zaman ayın 3'ünde de gelse, 4'ünde de gelse, 5'inde de gelse arkadaşlar, yani listede olmasa bile Kaan Ayhan transfer edilebilir. Eğer öyle bir fırsat gelirse. Çünkü neden? Türk pasaport. 3 tane Türk oynatacağız. 3 tane. Hadi sol taraf tamam. Hadi kale tamam. Eğer 3 Türk'ü savunmada oynatıyorsan 3. bölgen çok daha kuvvetli kalır. O yüzden savunma derken defansif orta sahaya da dahil edelim söylüyorum. Bir Türk pasaportu sokabilirseniz Kaan Ayhan kalitesinde sizin kadronuz çok daha farklı seviyeye gelir. O yüzden böyle bir beklenti de var. Efendim Kaan Ayhan listeden sonra gelmiş. Gelsin. Sana en büyük kolaylığı nerede sağlayacak Kaan Ayhan? Türkiye'de. Fakat Kaan bunu kabul eder mi? Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak olan bir Kaan'dan bahsediyoruz. Bunu kabul eder mi? Çünkü UEFA listesi verilmeden önceki görüşmelerde oyuncu Beşiktaş'ta tamam. Ailesi tamam. Her şey tamam. Ama şimdi şartlar değişiyor. Çünkü Sassuolo'da da hakikaten İtalya Ligi'nde, tamam İtalya Ligi'dir ama sürekli oynayacak mı? O soru kafasında bir soru işareti gibi duruyor. Fakat Türkiye'ye geldiğinde tamam Şampiyonlar Ligi yok. Fakat ben oynuyorum. Çünkü neden? Hoca tercihini benden yapmak zorunda kalabileceği maçlar olacak. Çünkü bende Türk pasaportu var. Benim için önemli olan bu. Ve ben ligde oynadıkça milli takımda da oynama, daha fazla oynama şansım artıyor. Milli takımda uluslararası bir arena baktığınızda. Dolayısıyla böyle bir hamle karşısında Kaan'ın da ben yeşil ışık yakacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da hayır diyeceğini sanmıyorum. Montero'yu aldı Beşiktaş.
Ne yapacak bu kadar stoperi? Sayalım. Montero, Vida Wellington geldi Kanada'ya. Ve Serdar. Böyle oluyorsa Serdar'ı kiralayma. Çünkü geleceği var. Serdar'ı kiralarsa Türkiye'deki maçlarda işte Kaan Ayhan, yurt dışında Vida Wellington, Vida Montero, Wellington Montero bu şekilde gitti diyelim. O zaman hiç kimse de sıkıntı olmaz. Yani formayı da adaletli dağıtmış olursun. Yani konuşulan, kulislerde konuşulanlardan bir demet bu size anlattım. Bir parça. Ve böyle bir hamle kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'a güç katar. Çok net güç katar bu konuda. Hemfikiriz. Ama eğer alıyorsa o zaman Serdar'ı tutmayacaksın kadroda. Oynaması lazım. Diyelim Kaan Ayhan alınmadı. Sergen Hoca zaman zaman eğer onun hazır olduğunu görürse zaman zaman savunmada bir yabancı stoper, bir yerli stoper oynatır mı? Öncelik Necip'te. Evet. Serdar'ı kadroda tutmasının nedenlerinden biri yedek, dördüncü stoper gibi. Ama zaman zaman Serdar'a bu şansı verecek mi? Ben vereceğini düşünüyorum. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı vereceğini düşünüyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Oynarsa bir sezon, hani bir belli oranda oynama garantisi olursa, ben Serdar'ın da Türk futbolunda önemli bir yere geleceğini düşünüyorum. Çünkü Sergen Hoca'nın da onda o işi gördüğünü net söyleyebilirim. İyi bir stopere benziyor. İşte şans verirseniz olur. Allah sakatlık vermesin. Atış da çok iyi bir stoperdi ama işte sakatlık onu biraz geriye götürdü. Bu nedenle Allah sakatlık vermesin diyoruz. Ama Kaan Ayhan alındı. Kesinlikle kiralanmalı. Kaan Ayhan alınmalı mı? %100 alınmalı. Öyle bir fırsat doğuyorsa %100 alınmalı. Bence 8 numaradan daha önemli bir transfer olur. Bu işin bir tarafı. Şimdi şu tarafına gelelim. Arkadaşlar. Hazırda bir tane 6 numara var. Sen onu 8'de yapabilirsin. O 6 numara biliyorsunuz Lucas Fernando. Çektirdiği videolarla haber de gönderdi. Benim tahminim galiba bu Alex Teixeira, Souza samimiyeti dönemlerinde hatırlayın o işte fotoğraf paylaşımları falan. O zaman Lucas Fernando vardı galiba o sürecin içerisinde. Ve o dönemki transfer görüşmelerinde hani bak Lucas da geliyor, o da geliyor gibi. Belki de Souza'dan yardım istendiyse Lucas'ın da geleceğinin söylenmesi gibi şeyler olduysa eğer bence alınabilir. Yani boş geçmek yerine. 8 numara alamıyoruz, almayın demek yerine bence bu oyuncu alalım. Ofansif anlamda Sergen Yalçın'ın enliğini ofansif anlamda ileriye attığı gibi bu oyuncuyu da zaman zaman ileriye atabilir. Arkadaşlar. Çünkü bu önemli bir oyuncu. Ve bu oyuncunun gelişiyle Souza, Alex, efendime söyleyeyim, Lucas üçgenini de tamamlamış olacak. Orası çok önemli. Orta üçgen çok farklı bir seviyeye gelir. Zaman zaman Atiba, zaman zaman Türkiye'deki maçlarda Necip, çok sıkıştığım Mehmet Topal. Bunlar yaşanabilir. Sakatlıklar olacak. Bakın Umut Meraş takımdan, milli takımdan sakat döndü. 10-15 gün yok. Bunları göreceğiz. Daha Covid devam ediyor. Daha bu işin Nisanları var, Martları var. O yüzden geniş kadro, bütçeyi zorlamayan geniş kadro her zaman iyidir. Eğer ben 8 numara bulunamıyorsa Lucas'ın alınmasını, Fernando'nun alınmasını doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ha yabancı sayısı artıyor falan filan kabul. Devre arasında elinize bir 8 düşer. O zaman mutlaka kontenjanda operasyon yaparak o 8'e yer açabilirsiniz. Belki de o 8'e ihtiyaç duymayacaksınız. Bunu sezon sonunda bırakacaksınız. Neden sezon sonu söylüyorum arkadaşlar? Bu da bir bilgi. İsimleri belli olan, çeşitli mevkileri belli olan bazı oyuncular şu an Beşiktaş yönetiminin önünde, teknik eğitim önünde. Devre arası alınabilirler ve sezon sonu alınabilirler diye ayrılmış. Hatta sezon sonu olanlardan devre arasında alabiliriz gibi çalışmalar da var. Yani devre arası transfer dönemi ve yaz transfer döneminin çalışmaların büyük bir çoğunluğunu
hazırlandığını da net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da bir bilgidir. Önemli ağızlardan gelen bir bilgi bana. Ben bir tane isimle heyecanlandım açıkçası. Çünkü çok böyle mali açıdan da teknik açıdan da Beşiktaş'ı üzmeyecek bir isim mesela. Bu çalışmaların tabii olması da umut verici. Onu da belirtelim. Beşiktaş'ta işler böyle hani şansa gitmiyor. Plan doğrultusunda gidiyor. 8 numara gelmedi. Olsun. Böyle de kapatabilirler. Hoca o konuda tamam. Hani doğru diyoruz, bir 8 yoksa gelmesin daha iyi. Fakat Gezal geçen sene nasıl geldiyse böyle bir fırsat transferi de olursa muazzam olur. Olabilir mi? Olabilir. Avrupa'da tahta kapandı. Bugün yarın biraz kenarda kalacak oyuncular belli olur. Oranın yönetimleri ya biz de kenarda kalacağına gitsin Beşiktaş'ta oynasın daha iyi diyebilirler. Lens'i, Douglas'ı nasıl yapıyorsa orada da öyle durumlar olabilir. Böyle bir beklenti de var. Dünkü telefon konuşmamın detayları bunlar biraz. Çok da fazla detay vermesek iyi olur güzel insanlar.